Yeryüzünde hak ve batılın savaş içinde olduğunu biliyoruz. Zaten bu kaçınılmazdır. Bir batıl varsa bir yerde de hak var ise onlar kesinlikle birbirleriyle çatışmadadır. Kesinlikle birbirleriyle husumettedir. Bugün biliyoruz ki birçoğumuz sosyal medyada İslami konularda kendimizi geliştirme imkanlarımız olabiliyor. Araştırma imkanlarımız olabiliyor. Özetle birçoğumuz Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini sosyal medyadan öğreniyoruz. Mesela bugün Tevhid Ağacı bünyesinde milyonlarca görüntülenmeye toplam olarak milyonlarca görüntülemeye ulaştığımızı görüyoruz. Bu güzel bir şey ve bunu yaptığımız şey sadece bir tek kamera ve kullandığımız sosyal medya ve insanlara bu şekilde ulaşabiliyoruz. Batılı da eğer düşünürseniz, batılın elindeki ekipmana göre, elindeki imkana göre ne kadar kişiye ulaşabileceğini az çok düşünebiliriz. Yani batıl kendi elinde olan imkanlarla insanlara ulaşıp saçma sapan da desek, fuhşiyat da desek, İslam dışı da desek, batıl da desek, hurafe de desek, ne dersek diyelim, batıl son derece profesyonel bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Milyonları, milyarları yatırarak kendi batıl davasına hizmet etmekten geri durmuyor. Biz de bundan birkaç ay önce bir film yaptık, paylaştık. Şimdi bu film, tabii ki bazı kişiler bu filmi eleştirdi. Bu filmin işte böyle mi film olabilir diyenler oldu. Aslında kısa filmler belgesel tarzı filmlerdir. Yani kısa filmin tanımı da bu şekilde yapılmıştır. Kısa film denilen şey belgesel tarzı filmlerdir. Ya da insanların filmden ne anladığı aslında bizim için de pek önemli değil. Bizler inancımızı film adı altında, belgesel adı altında insanlara ulaştırabiliyorsak ne ala. Bu yüzden biraz insanlar eleştirirken merhametli eleştirsin. Yani biz elimizden geldiğince çaba gösterip Allah'ın dinini insanlara ulaştırmaya çalışırken elimizden gelen imkanlarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim koca koca setlerimiz yok. Bizim kullanabileceğimiz birden fazla kameramız yok. İşte RAM'i fazla, işlemcisi yüksek olan bilgisayar ayarlarımız yok. Maddi olarak imkan konusunda bizim belli bir sınırımız var. O sınırda Allah'ın izniyle Allah'ın dinini insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim eğer gerçek manada bundan daha büyük bir imkana sahip olmuş olsak, bundan daha da büyük bir maddiyata, maddi bir gelire sahip olsak, geçen de bu konuları konuştuğumuz gibi kardeşlerle, daha fazla ekipman alıp ekipmanları yükselterek film veyahut belgesel tarzı işleri daha da hızlı bir şekilde, daha da iyi bir şekilde yapmayı konuştuk. Lakin bizim bugün böyle bir imkanımız yok. Bu yüzden hani insanlar biraz eleştirirken biraz merhametli eleştirsin. Bizler YouTube'dan para kazanmıyoruz ki YouTube'dan aldığımız paralarla işte ekipman aldım, farklı farklı şeyler aldım. Çünkü YouTube'daki içerikler, reklam içerikleri bizim inancımıza uymuyor. İslam'da haram denilen şeyleri maalesef bizim üzerimizden reklam diyerek insanlara ulaştırmak istemiyoruz. Yani biz bir şeyi düzeltirken bir şeyi batırmak istemiyoruz. İnsanlara Allah Subhanahu ve Teala'nın dininde olan şeyleri ulaştırmaya çalışıp insanların da anlamasını kolaylaştırmak için güzel bir sunum ile insanlara sunmak istiyoruz. Bunun için de gerçek manada dediğimiz gibi yeryüzünde bir ordu var. Bu medya ordusu. Bu medya ordusuyla insanlar her geçen gün kansız bir şekilde öldürülüyor. Manevi hayatları, ahiretleri yok ediliyor. Ya da halen o batıl üzerinde insanların kalması için insanlara kan kaybettiriyorlar. Batıla karşı bir mücadele vereceksek bunun için gerçekten bedel ödememiz gerekli. Aksi halde batıl ehlinin batıl üretmek için, batıl ehlinin insanları aldatmak, insanları sömürmek, insanların zamanını çalmak, insanların Allah'ın dinine gelmemesi için uğraşlarını seyredeceğiz. Onların bu şekildeki emeklerini maalesef görmüş olacağız. Bu da hoş bir şey değil. Alınacak kamera, alınacak bilgisayar, alınacak ses cihazları, alınacak birçok materyale ihtiyacımız var bizim. Halbuki çok güzel bir şekilde muvahhidler belgesel yapabilir. Çok güzel bir şekilde muvahhidler film yapabilir. İnsanlara inancını insanların anlayabileceği seviyelerde anlatabilir. Bugün batıl filmle insanları nasıl uyuşturuyor ise biz de o filmlerle insanları Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine çağırabiliriz. Bugün batıl nasıl belgesellerle insanları aldatabiliyor ise, insanları kandırabiliyor ise, yönünü değiştirebiliyor ise biz de aynı şekilde o belgesellerle insanların yönünü değiştirebiliriz. Bugün üretmek için birçok şey var ama bu birçok şeyin üretilmesi için öncelikle imkana, öncelikle bu bahsettiğimiz medya ekipmanlarına ihtiyacımız var bizim. Alalım bir kamera, zaten bir tebliğ yapıyoruz, zaten bir davet yapıyoruz, zaten bu şekilde devam edip gidelim. Hayır. Bu şekilde devam etmiyor batıl. Batıl her geçen gün medya gücüne güç katıyor. Bunlar dünya
dünyada karşılık alabilmeleri için bu harcamaları yapıyor. Dünyadaki bir kazançtan, yani dünyadaki beklentiden dolayı böyle bir şekilde hareket ediyor. Biz ise ahirete iman ettiğimizi söylüyoruz. Ebedi bir hayata iman ettiğimizi söylüyoruz. Ama yaptığımız fiillere, hareketlere baktığımız zaman tembel, miskin, cimri bir şekilde hareket ediyoruz. Biz davamıza güvenmiyor muyuz? Biz Allah subhanahu ve teala'ya güvenmiyor muyuz? Yani Allah subhanahu ve teala'nın için yapacağımız bir harcama ya da geçirdiğimiz bir zamanın karşılığı Allah subhanahu ve teala tarafından verilmeyecek mi? Verilecek. Şu an soğuk savaşın içindeyiz. Medya savaşı denilen bu savaşın içindeyiz. Bugün film, bugün belgesel tarzı veyahut benzeri şeyler kaliteli bir şekilde insanlara ulaşması lazım. Kısaca insanları batıldan kurtarmamız lazım. Bizler niçin bu batıl ehli kadar, bu şirki, küfrü yayan insanlar kadar niçin çalışmayacağız? Bizler Allah subhanahu ve teala'nın yüceliğini, yeterince kadrini bilmiyor muyuz? Bu insanların yaptığı işlere baktığımız zaman az çok karşılığında alabilecekleri belli başlı menfaatler varken bunlar için bu kadar çaba gösteriyorlar. Dünya için bu kadar çaba gösteriyorlar. Ama bizler sonsuz dediğimiz, içerisinde nimetlerin olduğu cennete inandığımızı iddia ediyoruz. Ama yaptığımız çalışmalara baktığımız zaman gerçek manada yeterince, yeterli bir şekilde hareket etmiyoruz. Bugün birçok bilgiye sahibiz ama bu bilgileri kullanabileceğimiz eşyamız yoksa, bugün birçok bilgiye sahibiz lakin bu bilgileri üzerinde işleyebileceğimiz materyallerimiz yoksa, maalesef bu bilgiler de üzerimizde çürüyüp gidiyor. Allah subhanahu ve teala Muhammed suresinin 7. ayetinde diyor ki: ey iman edenler, eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam kılar. Allah'a yardım Allah'ın dinine yardımdır. Allah'ın ayaklarımızı sağlam kılması ise dininde sabit kılması, dininde sağlam kılmasıdır. Yani siz benim için eğer bir harcama yapıyorsanız, siz eğer benim için bir mücadele içindeyseniz, ben de sizin o din üzerinde kalmanız konusunda bundan dolayı sizlere teminat veriyorum. Ne kadar Allah'ın dinine yardım ediyoruz, işte o kadar Allah subhanahu ve teala'nın dininin üzerinde kalmaya hak sahibiyiz demektir. Ne kadar Allah subhanahu ve teala'nın dinine yardım ediyoruz, o kadar Allah subhanahu ve teala'nın kurtulacağını söylediği insanlara yakınız demektir. Kurtuluşa ereceğini söylediği insanlara yakınız demektir ve hüsrana uğrayacak insanlardan da uzağız demektir biiznillah. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Yani siz hangi hayra vesile olduysanız, Allah'ın rızası için kime ne yardım ettiyseniz, Allah'ın rızası için kime ne destek verdiyseniz, o destek verdiğiniz şeylerle neler yapılıyor ise onlardan sizin bir payınız olacak. O yaptığımız yardımların karşılığında Allah subhanahu ve teala'nın katında sevineceğiz, mükafatlandırılacağız ve mutlu olacağız. Yaptığımız her hayır kat kat fazla olarak bizlere sunulacak. Böylesi bir yatırım kim istemez? Eğer yeryüzündeki bu yatırımlara bu kadar güvenip de böylesi ahirete yatırım yapmıyorsak, durup imanımızı sorgulamamız gerekli. Bizler tembel olmayalım. Bizler cimri olmayalım. Bizler bu batıl ehlinin yaptığı mücadele karşısında onların çalışmalarıyla insanları ifsad ettiklerini izleyip seyreden kişiler olmayalım. Kişi gücü nispetinde tepkisini göstermesi gereklidir. Biz gücümüz olduğu halde tepki göstermiyorsak, o zaman bu imanımızla ilgili bir sorundur, problemdir. Çözülmesi de gereklidir. Aksi halde nasıl ki bir virüs bir bedene girer ve o bedeni zamanla kanser eder ve tedavi edilmediği takdirde öldürür, aynı şekilde de bizim kalbimizde eğer böyle bir virüs var ise ve tedavi edilmez ise, o bizim imanımızı zamanla öldürür. Bizler yardım olunduğumuz kadar Allah subhanahu ve teala'ya karşı mesul olan insanlar olacağımızdan dolayı herkes kendisine bunu sorsun. Allah subhanahu ve teala'nın verdiği şeylerden bizler Allah subhanahu ve teala'ya karşı sorumluyuz. Nereye neyi harcadığımızı, nereye harcamadığımızı, nereye neyi verdiğimizi, neyi vermediğimize kadar, gençliğimize kadar, yaşantımıza kadar, yediğimizden içtiğimize kadar her nimetten sorumlu tutulacağımızı Allah subhanahu ve teala kitabında bildirerek diyor ki: siz her nimetten sorulacaksınız. Allah subhanahu ve teala bizleri doğru yatırım yapanlardan eylesin. Allah subhanahu ve teala hak ehline yardım etsin, batıl ehlini ıslah etsin. Batıl ehli eğer hakkın önüne engel olacaksa Allah subhanahu ve teala onlara helak etsin ve Allah subhanahu ve teala hak ehlini insanların gözünde belirginleştirsin. Batılı münafıkları İslam davasından uzaklaştırsın. Müminleri, muvahhidleri Allah subhanahu ve teala korusun. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.